Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Müdmine Hanım bugün misafirimiz olacak. Kendisi Rusya Kültürel İşbirliği Ajansı'nın yetkilisi. Bursa'yla ilgili size en doğru bilgiyi vermek için burada. Öncelikle ona ayrıca teşekkür ederim. Buyurun Müdmine Hanım. Herkese merhaba tekrar. Öncelikle Zeynep Hanım'a ve Murat Bey'e de bu organizasyon için buradan teşekkür ediyorum. Bu bağlantıları, benim ismim Ludmila. Ben Rusya ve Ankara'nın diğer Rusya Türkçüsü Federal Ajans'ın Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinin özel kalemiyim ve aynı zamanda da burs projesinin yetkilisiyim. Andrei Bey'le birlikte bu projeyi bu sene yürütüyoruz. Andrei Bey ne yazık ki bugün katılamadı. Bizim bu projede, bu bağlantıda anlatmak istediğimiz bazı hususlar var. Çünkü çok soruları geliyor ve öğrencileri direkt bizim kaynaklarımızdan bunu öğrenmesini istiyorum. Çünkü geçen sene bazı araç kuruluşlar öğrencilere bir şekilde ya vaatte bulunarak ya da eksik bilgileri aktararak öğrencileri mağdur duruma düşürdüler. O yüzden biz bu sene güçlü olan araç kuruluşlarına iletişim geçerek, özellikle Zeynep Hanım ve Murat Bey'le iletişimi geçerek bu durumun engel olmasını istemiştik. O yüzden biz şu anda çok fazla bu durumun sebebini es geçerek asıl konumuza geçelim. Ben bugün sizin için bir sunum hazırladım. Şimdi ekranımı görüntüleyebiliyor musunuz acaba? Evet, görüntüleyebiliyoruz. Tamam. Tamam şimdi. Bu senenin burs başvuruları biz Ekim'den itibaren açmıştık. Yalnız web sayfamız Education Russia şu anda güvenlik tedbirlerden dolayısıyla kapalıdır. Ne zaman açacağımızı biz de bilmiyoruz. Çünkü bu web sayfası Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Ve biliyorsunuz ki Şubat ayından itibaren siber saldırıları mağdur kaldık. Ve o yüzden de öğrencilerin oradaki özel bilgileri içeriği olduğu için biz de ne yazık ki bu web sayfayı kapatmak zorunda kaldık. Türkiye olarak geçen sene çok güçlü bir şekilde ve zamanında teslim ettiğimiz bütün evrakları Türk öğrencileri mağduriyet yaşamadılar. Zamanında onların bilgileri koruyabildik. Bazı ülkeleri ne yazık ki manuel olarak yapmak zorunda kaldılar ve web sayfayı kullanmadan neredeyse el ele vererek evrakları Rusya'ya teslim etmek zorunda kaldılar. Biz bu sene bu yani hataları göz önünde bulundurarak öğrencileri korumak altında istiyoruz. O yüzden bu web site kapalı. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli tedbirleri alıyor. Gerekli şu anda testler, kontroller yapıyor ve çok yakında açılacağını bize söz verdiler. Bizim en azından beklentimiz Kasım'ın ilk haftasından açılmasını bekliyoruz. Eğer öğrencilerimize yani bakacağız bunu tabii ki. Öğrencilerimize bizim yeterince zamanımız olmadı. Biz başvuru oluşturamadık. Bizim biraz daha ekstra zamanımız ihtiyacımız var ise talebinizde bulunurlarsa biz tabii ki Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerekli yazışmaları yaparak başvuru süreci ertelemesini talepten bulunacağız. Ama şimdilik bir ay zamanımız var ve daha önce de sadece 2 hafta başvuru sürecimiz varken bir önceki yıllardan bahsediyorum. Büyük ihtimal şu anda da gerekli olan danışmanlığımızı yaparak zamanında bu işin kapatılmasını istiyoruz. Şimdi bu sayfalarına evet bunu da çözdüm. Bu sene kim başvurduğunu bulunabilir. Son sınıf öğrenciler, mezun olan kişiler veya hazırlık sınıf öğrenciler bu sene başvurduğunu bulunabilirler. Bu ne anlamı geliyor? Şu anda ara sınıfta öğrenciler var ise yani 2, 3, 4. sınıf ya da lise 10, 11 gibi öğrencilerden bahsediyorum. Onlar ya ilerideki sene için bilgisini alabilirler veya beklemek zorunda kalırlar. Eğer ara sınıf öğrencisi çünkü öyle bir kişiler de var. Ara sınıf öğrencisi bursu başvurmak istiyorsa son mezun olduğu kurumunu ve yılını göstererek bursu kazandığı takdirde birinci sınıfta başlamak zorunda. Ne demek bu? Bazı arkadaşlar kendin imkanıyla belki de sizin kurumunun aracılığıyla paralı eğitime başvurmuşlar. Ne yazık ki şu anda Rus rublesi Türk lirasına karşı çok güçlenmiş ve dolar neredeyse tavan yapmış. O yüzden bazıları bunu bu maddiyatını artık çok zorluyorlar. O yüzden diyorlar ki biz 1-2 sene yakalım.
tekrar bursu başvuralım. Evet, biz bunu çok fazla desteklemiyoruz ama kimse de engeli olamıyoruz. Böyle bir öğrenciler bursu başvurduğunu bulunabilir ama kendine mezun olarak göstermek zorundadır. Yani son eğitim kurumu ne zaman mezun oldular, o diploma ve transkriptini ekleyip yılını da gösterip başvuru oluşturabilirler. Hangi alan için başvurabilirler? Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık. Uzmanlıktan kastım nedir? Türkiye'de farklı. Sanat bölümleri, işte ne bileyim müzik, yani drama, resim vesaire. Tıp, dişçilik, eczacılık ve genel tıp ve havacılık bölümünün hepsi uzmanlık alanındadır arkadaşlar. Onları lisans ya da yüksek lisansta aramayın. Onların tamamen uzmanlık başlık altında bulunuyorlar. Ve tabii ki dil bursları bu senenin yeni bir şey çıkacaktır. Karşınızda kısa süreli kurs da olabilir. 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık sadece hazırlık sınıfı seçebiliyorsunuz. Ama çok fazla seçeneğiniz çıkmayacak. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Bursu almak istiyorsunuz. İlk sene bursu dahil olmak üzere anketteki 28. maddesini işaretleyerek hazırlık sınıfını ekstradan talep edebilirsiniz. Yani hazırlık sınıfı artı bir seviye. Toplam. Bunu da yaptık. Burs kapsamı çok ilginç ama bazı burs kazanan arkadaşlar, bir yıl boyunca eğitim alan arkadaşlar sonradan tekrar bize soru soruyorlar. Her şey biz ödüyoruz diyorlar ama sizin bursun kapsamı nedir? Bizim bursun kapsamı sadece ve sadece ücretsiz eğitim. Yani şu anda eğer bakılırsak normalde yüksek rating seviyesi olan bir üniversite ortalamanın ücreti 7.000-10.000 doların arası yıllık ücreti. Biz bu ücreti tamamen karşılıyoruz. Ve ayrıca da aylık cüzi bir mevla maddi destek veriliyor. Bizden değil, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hangi üniversite bağlı olduğunuzda o kurumdan alacaksınız bu desteği. Geçen sene 2.500 liraydı. Bu sene ne kadar olacağını hiçbir fikrim yok ve şu anda biz bu mevlaya açıklama yapmak durumunda değiliz. Ama geçen seneye bakılmış olur. Orayı sanırım yanlış anlıyor öğrencilerimiz. O ilave verilen harçlık kısmen ancak yurt ücretini karşılıyor. Öğrenciler sanırım yani, şehir harcamalarının da verildiği gibi bir tahminleri var. O yüzden orada bir yanılma var. Olabilir. Biz geçen sene şunu aktardık. Bu mevla çok cüzi bir mevla ama Türkiye'ye göre bakılmış olursak mesela yurt masrafları Rusya'da daha makuldür. Ve bu mevlayla bu yurt aylık masrafları kapatabiliyorlar. Kim ise yurtlarda değil de dairede kalmaya karar veriyorlarsa onlar da bu mevlayla o şehirde öğrenci ulaşım kartını alabiliyorlar. Bazı şehirlerde yani daha makul, daha uygun fiyatı olan şehirlerde her ikisini kapatabiliyorlar. Ama biz bunu ciddiye almıyoruz. Sonuçta herkesin yaşam tarzı farklı. O yüzden biz bu mevlayı yani tamamen gözden çıkarttık. Biz çıkarttık ama öğrenciler ne yazık ki çıkartamıyorlar. O yüzden biz ufak bir şeyleri bile öğrenciler bunu bir şekilde yeni küpeye kulağına atmak zorundalar. Ayrıca da devlet üniversiteleri oldukları için bütün bu üniversiteleri onların yurtları verilme garantisini veriyoruz. Yurtlarda konusunda gelince her üniversite yurtları değişken. Hatta üniversitede kendine bünyesinde birkaç tane yurdu bulunuyor ve onların şartları da değişken. Direkt bunu söylemek zorundayım. Aile yurtları verilmemektedir. Verilirse de çok nadirin ve çok zor alabiliyorlar. Ya kızlar ayrı, erkekler ayrı ya da Ruslar ayrı, yabancılar ayrı. Herkesin üniversitenin iç kurallar gereğiyle kendini farklılık gösterebiliyorlar. O yüzden genel olarak şunu paylaşayım. Bazen hazırlık sınıfı gelince yabancılara ayrı bir yurt veriliyor ama sonradan farklı bir yurda geçiş yapabiliyorlar. Bazıları diyorlar ki işte paralı öğrenciler biraz daha yani
imkanı olanları, daha iyi olanları veriyorlar. Bazı yurt burs öğrencileri daha eski yurtları verebilmektedir. O yüzden bu konuda biz ne yazık hiçbir şekilde destek ya da nasıl desem danışmalık yapamıyoruz. Bizim okullarımızda şu öğrenci bursu, ona biraz daha iyi verin, bir şey diyemiyoruz. Çünkü onların iç kuralları, bu iç mutfağı, bu bazen talepleri oluyor. İşte mesela Ayucu Hanım bize geçen başvurmuş ve dedi ki biz yabancılarla birlikte oturuyoruz ama Ruslarla birlikte oturmak isteriz. Böylece dili daha geliştirmiş olabiliriz. Biz tabii ki rica mektubu yazdık. Kırmıyoruz. Ama bunu garantisi bir sonuç varabileceğimize emin değiliz. Ha, bazı dostane ilişkimiz var üniversiteleri ve onlarla birazcık daha tatlı dili bağlanmak şeyleri en azından bir çalışıyoruz ama her zaman olmuyor. O yüzden öğrencileri de bu özellikle konulardan üniversite tercihlerini yaparken özellikle de yurdu konusu da çok dikkat edilmesi lazım. Bu kriterlerden biri olsun. Çünkü Türkler, hani biz görüyoruz, biz de burada oturuyoruz. Hani 130 metrekare en az, herkesin ayrı bir odası, herkesin neredeyse ayrı bir banyo, yani ne bileyim işte ebeveyn banyosu olma talebinde bulunuyorlar. Rusya'daki yurtlar bu imkansız gibi bir şey. Yani imkansız gibi bir şey. Bizim normal aile bazen 1+0'da oturuyorlar ve çocuklarla birlikte oturuyorlar. Bizim yaşam tarzımız ve bizim oradaki imkanlarımız farklı. O yüzden burada bir beklentinin içerisinde kimse girmesin. Özellikle de veliler bu konuyu bilerek göndersinler öğrencilere. Zaten Ludmila Hanım, biz kendi öğrencilerimizde kayıt aşamasında her zaman şunu söylüyoruz. Yakalayacağınız yurtlar devlet yurtları ve gerçekten karşılaştırdığınızda Türkiye'ye göre bile uygun, Türkiye'deki özel yurtlara göre. Hı hı. Dolayısıyla bir devlet yurdundan ne kadar beklentiniz varsa o kadar olsun. Çünkü Türkiye'de de devlet yurtları, bakın özel yurtlar değil, okula ait devlet yurtlarında 3 kişilik, 4 kişilik, hatta Türkiye'de 8 kişilik odalar da var. Ki Rusya'da 8 kişilik oda hiç yok. En fazla 4 kişilik oluyor. Dolayısıyla arkadaşların beklentilerini hazırlarken değil sadece burs, Rusya Üniversitesi'ne kaydolan tüm öğrencilerin burs almasalar da bir devlet yurduna gideceklerini bilmeleri gerekiyor. Biz bu konuda zaten bilgi verdik öğrencilerimize. Şimdi yani bazı üniversiteleri biliyorum, mesela bizim geçen sene gözetimciler geldiler ve onlar mesela aktarıyorlar, bu sene biz tüm yurtlarımızı tadilatından geçtik. O yüzden biraz daha bakımlı vesaire falan, ama kime göre, neye göre bu bakımlı? Çünkü dediğim gibi yani Türkiye'de bir öğrencinin lüks bir sitede otururken sonra oraya giderken ister otelde kalabilsin. Yani bir şekilde kendini beğenmemezlik yapabiliyorlar. O yüzden biz bu konuda özel alan, özel istekler, biz ne yazık ki yorumsuz kalabiliyoruz bu konuda. Konuya devam edince geri kalan masraflar tamamen öğrenciye ait. Mesela kastım nedir? İstenen ikinci etap evraklar. Hangi evraklar? İşte diploma, transkript, sağlık belgeleri, ondan sonra pasaportu, ekstra istenilen, isteğe bağlı olan belgeler, Rusça çeviri, noter onayı ve apostil işlemini de yapmak zorundayız. Zorundasınız ve bu meblağ geçen sene ortalama, çünkü sayfaya göre değişmektedir, ortalama 3000 liraya kadar çıkabilmektedir. Vize masrafları standart. Vize merkezine kendinizi gidersiniz. Herhangi bir şirket aracılığı verirsiniz. Bu tabii ki meblağ yükseliyor. Sigorta direkt söylemek zorundayım. Sigorta biz Türkiye'de yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Rusya'da yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Türk vatandaşlar vize için zorunluluğu yok. Rusya'daki bazı okullar belli başlı bir şirketle çalışıyorlar ve bazen buradaki yapılan sigorta poliçeleri kabul etmiyorlar. O yüzden masraflı etmemek adına biz bunu direkt Rusya'ya giderken okulla danışarak hangi sigorta şirketleri çalışıyorlarsa bunu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sigortanın kapsamında ilk check-up'ı dahil oluyor. Burada da değinmiş olalım. Yurt masrafları
Dediğim gibi yani siz bunu cüzi bir maddi desteğiyle de karşılayabiliyorsunuz ama bazen de kendini karşılamak ekstradan zorunda kalabilirsiniz. Uçak masrafları ve aylık gider masrafları işte yeme içme işte zevkine göre değişmektedir. Tabii ki bu toplam tutarı ne kadar acaba aylık giderim olur diye sormayın. Herkesin zevkleri ve yaşam tarzları farklıdır. Şimdi başvuru nasıl yapılır? Öncelikle şu şekildedir. Başvuru web sayfası Education Russia açıldığında öncelikle oraya bir profil oluşturmanız lazım. İsim, soyisim, mail adresi ve burada da çok önemli nokta öğrencilere birkaç tane mail adresi kendinize ait olabiliyor. Ve öğrencilere ben bugün başvuru yaptım ama dünkü şifreyi unuttum. Başka bir mail adresi yapayım. Tekrar anket oluşturayım. Böylece bir sürü anket oluşturmaktır ve sonra da hangi anketle başvuru mesela burs çıktı. Hangi anketli başvuru oluşturduğunu hatırlamıyorlar. Biz bu evrakları Rusya'ya gönderdik bir şekilde. Öğrenciler diyor ki ben A anketle sanki başvurmuşum gibi hatırlıyorum. Ne yazık ki bana bir bildirim gelmiyor. Çünkü başka bir mail adresine bakıyorlar. O yüzden öğrencilere bu konuda çok dikkat edilmesini rica ediyorum. Tek bir mail adresiniz olsun, tek bir şifreniz olsun, bir şekilde not alın, birini bunu velileri ya da ne bileyim arkadaşını bir şekilde bir yerde bunu not edelim. Çünkü çok zor oluyor sonra bizim de işte acaba bakabilir misiniz? Benim 5 tane bir anketim var, hangisini acaba çıktı? Bu böyle bir soruları bile karşılayabiliyoruz. Mail adresini ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde ve güncel olması lazım. Profil oluşturdunuz. Ondan sonra ilk etapta pasaport güncel bir pasaport yoksa kimlik Türk olarak eklemeniz yeterlidir. Eğitim evrakları mezunsunuz, diploma transkript değilsiniz. Güncel son 3 yılın transkriptini Türk olarak eklemenizi istiyoruz. Ayrıca da bireysel başarılı belgesi istiyoruz. Nasıl? Tek bir PDF toplu sayfalarına, çoklu sayfa tek bir PDF oluşturmanızı istiyoruz. Türkçe olarak eklemeniz yeterli bizim için olacak ilk etapta. Bu bilgiler nedir? Kurs bilgileri, işte lisansları, patentleri varsa, herhangi bir ne bileyim katılım belgesi, sertifikaları, dil kursu olsun vesaire işte bilgisayar kursu olsun onları toplamanızı rica edeceğim. Neden? Çünkü öğrenci bizim için bir nimettir. Her öğrenci kendine göre başarılıdır. Ama biz burada bir şekilde bir yarışmaya giriyoruz ve öğrencileri neden diğer öğrenciden farklı bunu görebilmemiz lazım. Evet çok üniversiteli ya da lise transkripti 100'ün üzerinde 98 olabilir. Ama kendini ifade edemeyen, kendini dışarıdan başka konulardan geliştirmeyen öğrenci diğer kriterlerden not kırabiliriz. Böylece sadece not ortalamasını biz bakmıyoruz. O yüzden bu konuda mesela gönüllülük projeleri ne bileyim işte dışarıda sokak hayvanları ya da ne bileyim işte yetimleri ya da ne bileyim işte engel yaşam sıklığı olan kişileri destek verenlere bu tür belgeleri bizim için önemlidir. Çünkü Rusya'da şu anda burada sizin arasında da öğrencileri olursa Rusya'daki üniversitede sadece eğitimle kalmıyorlar. Orada dışarıda hayat, üniversitenin başka faaliyetlere de sizi katkısını ve katılmasını talepte bulunabiliyorlar. Biz o yüzden aktif ve başarılı öğrencileri seçmek istiyoruz. Ayrıca da yüksek lisansı ve doktora için tez özetleri, özgeçmişleri ve referans mektupları istiyoruz. Neden bunlar önemli? Çünkü doktora öğrencileri başvurabilmek için oradaki kendini profesör takımları diyorlar ki biz özellikle belli bir başlı bir konu üzerinde çalışacağız ve herkese kabul edemeyiz. Bu üniversiteleri ya da belli başlı bir üniversite hangisini tercih yapacaksınız iletişimi geçmesi lazım ve bu bölüm başkanlığı ya da profesörlüğü iletişimi geçmesi lazım. Bursa başvuruyorum. Böyle bir düşüncem var. Siz de beni kabul etmek ister misiniz burs kapsamında? Onlar bunu onay mektupları ya da referans mektupları verirlerse sizin için tamamen avantajlı olacak diğer öğrencilerin yanı sıra. Yüksek lisans öğrencileri dediğim gibi özgeçmişin neden önemli? Çünkü sadece kendin için değil oradaki takım arkadaşın da önemli olmak zorundasınız. Onlar da sizin hakkında biraz daha fazla bilgileri sahip olmak zorundalar. Adaylar
Başvuru yaparken toplam 6 tane üniversite seçebiliyorlar ama tek bir şartla aynı şehirde en fazla 2 üniversite seçebiliyorlar. Tek bir üniversite yazmanızı tavsiye asla etmiyorum. Neden? Çünkü bu üniversite sizi kabul etmek zorunda değildir. Ve geçen sene burs sayısı, çünkü biliyorsunuz daha önce 15 bin dünyanın genelinde burs veriyoruz. 15 bin kişiye, bu geçen sene 18 bin ve bu senenin 20 bini çıkacaktır. Üniversite artık biraz daha seçici oluyorlar ve diyorlar ki evet sen beni istemiştin ama ben seni istemek zorunda değilim. Ve onlar bunu açıklamasını yapmıyorlar. Neden kabul etmediklerini de açıklamasını yapmıyorlar. Siz sadece bir üniversite yazarsınız. O zaman da Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sizin kriterinize uygun biz sizi tavsiye edeceğiz üniversite. Bu Vladivostok da olabilir, Kamçatka da olabilir, küçük şehir de olabilir, sizin gitmek istemediğiniz şehir de olabilir ve üniversite de olabilir. O yüzden şansı bırakmamak adına altı üniversite yazmanızı ve seçmenizi talep edeceğim. Dün bir videoda paylaştım. Rusya bursları hashtag altında. Bizim Instagram sayfada paylaştım bunu. Başvuru oluşturmaya acele etmeyin. Çünkü sizin arkadaşlarınız daha önce Rusya gitmiş, çok başarılılar, orada çok mutlular vesaire. Siz o arkadaş değilsiniz. Sizin kaderiniz ondan farklı olabilir. Kendin kaderini kendin çizin. Hangi üniversitelere okumak istediğinizi ve orada size hangi üniversite katkısını sağlayabileceğim, daha fazla sağlayabileceğim düşünüyorsunuz, onu yazın. Ve tercihleri yaparken tabii ki önem sırasına göre bunu belirleyin. Biz şu anda Rusya bursları hashtag altında bazı önde gelen üniversiteleri Türkçe olarak alt yazılı videolara paylaşmak zorunda paylaşımda bulunduk. Bu üniversiteye iletişimi geçebilirsiniz. Her videonun altında onların iletişim bilgisini bulunmaktadır. Ayrıca da onların hakkında bilgisini bu videoda izleyebilirsiniz ve biz de şunu da rica ettik. O üniversitede şu anda eğitim gören Türk öğrencileri yorum yapmasını rica etmiştik. Yakın zaman içerisindeki bu yorumları görebileceksiniz. Daha önce bursu kazanan ya da daha önce paralı bir şekilde eğitim alan ya da mezun olan bu üniversite kişilere yorumları yapacak. Onlarla dilek iletişimde bile geçebilirsiniz. Çünkü hani örnek vereyim. Ayrıca şu anda Ural Federal Üniversitesi okuyor. Kendisi mesela oradaki çok başarılı ve çok mutlu. Ama sizin beklentileriniz Ayuca'nın farklı olabilir. Mesela örnek vereyim. Ve Ayuca'nın beklentileri sadece mesela turizm alanında kendini geliştirmek. Ama sizin zaten bölümünüz de farklı olabilir. O yüzden ve beklentiniz de farklı olabilir. O yüzden sadece arkadaşım orada mutlu, yurdum güzel ya da ne bileyim işte şehir uygun fiyatı vesaire falan düşünmeyin. Katkı sağlayabilecek ve sizin bu üniversite katkı sağlayabilecek bir üniversite araştırın kendinize. Araştırmaları diye parkın bu videoları geç. Şimdi anketini eksik bir şekilde dolduran adaylar herkes ama herkes bizim Rusya burslu Rusya ve Ankara merkezine çağrılacaktır. En önemli olan şarttır. Anketi bizde olmak zorundadır. Taslak aşamasında olanlar veya geri çekilmiş olan anketler hiçbir şekilde mülakata katılmayacaklar ve sonradan bunun için istisna tanılmayacaktır. Anket mutlaka gönderildi. Anket Rusya ve Ankara tarafından kontrol edildi olmak zorundadır. Ve her anketin mutlaka size belirlenen bir anket numarası verilecek. Onun karşısında biz mavi buton içerisinde şu andaki aşamanın statüs şeyleri adı ne olacak? Mutlaka bunu dikkat edilmelidir. Yurt dışında şu anda eğitim alan kişiler, belki paralı olarak ya da son sınıf öğrencileri olabilir. Onlar online olarak katılma imkanı sunuyoruz. Nasıl? Mevcut olan öğrenci Rus vizesi varsa tabii ki bu şekilde bize mail yazarak biz öncelikle herkesin listesini sunacağız, takvim listesini sunacağız. Siz de bize sonradan işte ben anket numarası şudur, benim randevu ve mülakat tarihim, saatim şudur. Ben de şu anda yurt dışında eğitim alıyorum. Benim eğitim vizesi eklidir. Benim istisna olarak online olarak yazılmasını talep ediyorum. Biz de ayrıyeten bir gün belirleyerek yurt dışındaki eğitim alan öğrencilere online mülakata katılma şansınızı vereceğiz.
Mülakat kriterleri nedir? Buradaki yazılanları zaten görüyorsunuz. Ben de sizi şu şekilde söyledim. Benim için başa kötü bir öğrenci yoktur. Zayıf not ortalaması olabilir. Bu benim için bir gösterge asla değildir. Ama ben tek sadece komisyon üyelerden biriyim. Diğer benimle aynı fikirde olmayabilirler tabii ki. Bazen alevi sebeplerden, bazen belirsizliklerden ya da daha önce eksik araştırmalarından dolayısıyla kendine farklı bir listelere ya da farklı bir bölümlere yazabiliyorlar. Farklı bir mesleki sebeplerden olabilir. İşte annenin babanın baskısı olabilir. İşte sen doktor ol ama doktorda hiçbir ve tıpta hiçbir alakalı ve ilgi olmadığında öğrencileri derse yani isteksiz katılabiliyorlar. Böylece not ortalaması düşük olabiliyor. O yüzden not ortalaması benim için şahsen aslı ve aslı bir kriter değildir. Benim için önemli olan öğrencilerin kendine ne istediğini ilerideki hayatında veya ne istediğini bilmeli. Hangi üniversitede neden seçtiklerini bilmeli. Ve bu üniversiteden sadece eğitim alacak, oradaki kendine bir çıkış bileti olarak mı arıyor acaba? Onun o önemli. Ve tabii ki aktif öğrenciler severim. Hayatını seven, bu pozitifliği dışarı aktaran öğrencileri severim. Bu benim şahsi fikrim. Herkesin tabii ki fikirleri olabilir. Not ortalaması sizin aktif olup olmadığını, kişisel başarılı ve başta Rusça olmak üzere yabancı dillere bakıyoruz. Bu illa Rusça bilecek bir kaydınız yok. Bunu başlayabilirsiniz ama hazırlık sınıfı eğitimi gören öğrenciler bir yılda bazen başarısız olabiliyorlar. O yüzden bu da bir gösterge değil. Yabancı dilini biliyorsunuz ve bugüne kadar ne seviyede onu kullanıyorsunuz bizim için bakmamız yeterli olacak. Şimdi mülakatlar olduğunda en fazla bir hafta içerisinde biz sonuçları açıklıyoruz. Bu ne demek? Türkiye'de şu an eğitim gören öğrenciler, son sınıf öğrencilere özellikle önemli. İşte buradaki yılın sonunu sınav stresini yaşamamak, şu anda bursu kazanıp kazanmamanıza Aralık ya da en geç Ocak ayında öğrenmiş olacaklar. Böylece ne? Benim artık bursum cepten, ben Türkiye'de fazla işte kendimi yormayayım, sınav stresini yaşamayayım, bir artış noktadır. Bazı arkadaşlar tabii ki ile Türkiye'de de kendini sınamak isterler ve burada da kendini denemek isterler ama arkadaşlar şunu çok ve çok önemli bir husustur. Siz bursa başvururken ve bursu kazanırken dersiniz ki evet ben şu anda kazandım, ayrıyeten de gideyim bir daha Amerika'da deneyeyim, Avrupa'da deneyeyim, belki de Türkiye'de kendini deneyeyim, ondan sonra karar veririm. Tabii ki haklısınız, bu sizin hakkınız ama sadece kendinizi yakmıyorsunuz böylece. Başka gerçekten bu bursa ihtiyacı olan kişilerin hakkınızı yemiş oluyorsunuz. Çünkü siz evet gerçi olabilirsiniz ama dersiniz ki ben başka yerde başarılı olabilirim. Ondan sonra seçerim. Benim önümde bir seçenek kılırım olsun. Ağustos'un sonuna nereye gideceğime karar veririm. Haklısınız. Dediğim gibi hakkınız ama diğer öğrencilere, ailevi durumu kötü olanlara ama Rusya aşık olan kişilere ve Rusya eğitimini ne kadar önemli olduğunu bilen kişilere bunun için bu fırsattır ve bu fırsatı siz onlardan kaçınmış olabilirsiniz. Bu yüzden de karar verirken ve başvuru yaparken bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Şimdi bursu kazanan öğrenciler bir hafta daha sonra işte açıklama alan kişiler iki gruba ayrılacaktır. Asıl listeye girecek olan kişileri ve yedek listesine girecek olan kişileri. Bu sene direkt size sayısı verebilirim. Bu sene Türkiye için 250 kontenjan verildi. Geçen sene 100'du. 250 kişi bu sene şanslı olacaklar ve Rusya'ya burslu olarak gidebilecekler. Ayrıca da biz %20 kadar yedek kontenjan oluşturacağız. Yani böylece 300 kişilik bir liste açıklayacağız sizin için. İlk 250 direkt gidecekler ve bir ay içerisinde ikinci etap evrakları toplamak zorundalar. Hangi evraklar? Daha önce konuştuğumuz pasaport. Pasaportun mutlaka süresi Nisan 2024'e kadar geçerli olan pasaporta. Mart 2024 olursa ne yazık ki bursu ortadan yakacaksınız. O yüzden mutlaka bunu dikkat etmeniz lazım. Mümkünse 5 yıllık pasaport en az.
ya da eğitim süresi boyunca karşılayabilecek kadar süreli olan bir pasaport ihtiyacı var. Pasaportu şu anda direkt sizi söyleyebilirim. Türkiye'deki çip sorunu olduğunu, sadece Türkiye değil, tüm dünyada çip sorunu yaşadığımız için Türkiye'de şu anda pasaport çıkartma işlemi daha önce bir haftadır şu anda neredeyse 2-3 aya kadar çıkmış. O yüzden ciddi bir şekilde kendini aday görenler ve ben bursu kazanırım emin olanlar şimdiden bu pasaport işlemini başlatabilirler. Biz garanti veremiyoruz. Evet, biz size kesin pasaport erkenden alan bursu verelim diye bir şey yok ama varsayalım ki yedek kontenjandaki adaylar pasaportu olan ve olmayan arasındaki seçim yapmak zorunda kalırsak biz pasaportu olanını tercih ederim. O yüzden bunu mutlaka buradaki değmiş olalım. Eğitim evrakları, diploma transkript ya da güncel olan transkriptleri Rusça çevirin, notary onayı ve apostil işlemi yapmak zorundasınız. Bunun için de sadece bir ayınız olacak. Sağlık evrakları, hepatitler, A, B, C hepatitler, HIV testi ve tuberküloz testi yapmak zorundasınız. Ayrıca da sağlık ocağından tek hekim raporu almak zorundasınız. Yurt dışındaki eğitim almasının sağlık engeli yoktur. Biz geçen sene böyle bir tavsiyeden bulunduk. Bunu da burada değinelim. Bütün bu evrakları en fazla 3 ay geçerli olabiliyor. O yüzden de biz ortalama Ocak veya Şubat gibi bu evrakları toplamamızı rica edeceğiz. Daha erken de alabilirler Aralık ayında. Mesela şu anda Kasım'da alırsınız belki Şubat'a sayılacak. O yüzden şu anda bunu yapmayın ama Aralık'ta mesela bunun başlayabilirsiniz. Biz geçen sene şunu da rica ettik. Devlet hastanelere gidin. Fazla ücret vermeyin. Ve mümkünse de sağlık ocağınlarının ilişkileri çok güçlüyse sağlık hekimine rica edin. Bursu zaten kazandım. Öğrenciyim. Aileye yük olmamak için bursu şeyleri kendim için çıkarttım. O yüzden rica ediyorum. Tek hekim raporunda parantez içerisinde ya da yorum kısımlarda işte tuberküloz belirtileri rastlanmamıştır. HIV testi negatif kan tahlillerden çıkıyor ve hepatit sonuçları negatiftir yazarsa ayrıyeten tek üçü bir arada evrağını çıkartarak onu da tek ruhçi çevirisini yaparak ve notur ücretini ödeyerek böylece daha makul bir fiyata bunu kapatabiliyorsunuz. Çünkü bunu yazmazsınız tüm evrakları çevirmek zorunda kalırsınız. Böylece maliyetiniz artıyordur. Şimdi bütün bu evrakları sisteme yüklendikten sonra sizin evrağınız Rusya'ya gidecek. Öncelikle bizim Rusya'daki olan Rostov-Tunjinsk merkez tarafında kontrol edilecek. İçerisinin doğruluğuna göre kontrol edilecek. Ondan sonra da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacak. Onlar da gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sizin tercih sıralamasına göre üniversitelere sunacaklar. Ve böylece bahar ayında hangi üniversite tarafında kabul gördüğünüzü öğrenmiş olacaksınız. Yazında onların bürokrasi işlemleri işte yazılım, dosya oluşturma vesaire falan olacak. Ve siz de böylece yazın hangi üniversitede kabul gördüğünüzü ve üniversite gerekli yazılımları ön yazılımını yapabilirsiniz. Hangi yurtlarda kalabileceğinizi de öğrenebilirsiniz. Erken vize alıp Rusya'da ilk gidenlerin arasında olabilirsiniz. Asıl listeye girecek olan adaylar tüm evrakları Rusça çevirin noter onayı yapmak. Yedek listedeki girecek 50 kişi tüm evrakları toplamak zorundalar ama Türkçe olarak bekletmek zorundalar. Yani tabii Türkçe de çevirebilir ama masrafından kaçınmak adına biz onu söylüyoruz. Biz geçen sene mesela 100 kişi açıkladık asıl listeyi. 2 hafta sonra bizi yedek kontenjan 50 kişi daha verdiler. Ve bu yedek olan kontenjan olan kişilere biz sadece 2 hafta süre verdik. Asıl olan kişileri bir ay. O yüzden zaman kaybetmemek adına ve her şeyini doluşturmak adına biz bu evrakları toplamanızı yedek kontenjan adaylarınızı rica edeceğiz bu sene. Ve tabii ki çok önemli bu husus. Ne kadar da buradaki aracı kurur, Sky Education olsa da saygısızlık etmemek adına ve aynı şekilde de sizi de belirtmek adına hiçbir kuruluş kim size vaat ederse etsin,
bu konuda sizin hakkında işte burs biz size ayarlarız vesaire falan dersiniz. Çünkü olan kişilerden biz haberdarız. Hiçbir şekilde buna inanmamanıza tavsiye ederim. Çünkü buradaki sadece her şey sizin elinizde. Siz mülakatlarınızda ne kadar kendini kötü bir kelime ama pazarlarsınız, o kadar da şansınız artar. Çünkü buradaki biz sınav yapmıyoruz, test yapmıyoruz. Adaylar tamamen buradaki 5 dakikada kendini ifade ediyorlar. Belki strese girersiniz, kilitlersiniz, vücut tamamen sizi konuşma şeklini bile bozulabilecek. Belki tıkanırsınız, konuşamazsınız, alarsınız, gülersiniz. Bu tamamen farklı, herkesten farklı. Ama kendinize daha önceden çalışarak gerekirse aynı karşısını geçin, bunu tekrarlayın. Provokatif sorulara kendinizi hazırlayın. Çünkü buradaki iyi kötü polis de oynayabiliriz. Tamamen güler yüzlü de olabiliriz. Tamamen kızgın da olabiliriz. Bu birazcık size de önceki adayınız da bağlı. Biz de insanız. Bu 5-10 dakika içerisinde sizin kaderiniz belirleniyor. Ve bunu kimse ama kimse etkisinin altında sizi tutmaz. Çünkü bu sene 20 üniversite şu ana kadar gözetimci olarak katılmaya karar verdiler. Bu üniversiteye en az 2-3 kişi gelebilecek burada her birinden. Rusya Büyükelçiliği yetkilileri, biz buradaki Rusya ve kara çalışanları ve diğer gözetimciler de Türkiye tarafında da Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı tarafında da gelene olur. Sizin sınıfta, sizin odanızda kaç kişi olacak gözetimciler, komisyonları bilemiyoruz. Geçen sene bazen biz 10 kişiydik, bazen 3 kişiydik. Bazen çok saçma soruları soruyorduk, bazen birazcık gülüyoruz, bazen birlikte dans bile edebiliyorduk. O yüzden tamamen her şey sizin elinizde. Koron çeken de oldu, şarkı söyleyen de oldu. Labdan para getirenler de oldu, harita çizen de oldu. Siz kendini ne şekilde ifade etmek istiyorsunuz? Her şey sizindir. Yani Türkiye'de deyimlere göre meydan sizin. O yüzden ne kadar güzel okursunuz, o kadar da başarılı olursunuz bizim için. Ve evet. Son olarak... Çok arkadaşlar özellikle. Tekrar bunu söylemek zorundayım, bitirmek üzereyim. Biz şu anda Instagram sayfamız Rusya ve Ankara'nın sayfasında Eresin Türkiye, Rusya bursları hashtag altında her hafta ama her hafta videoları paylaşıyoruz. Ben ve Andrei Bey sizin için puf noktaları aktarıyoruz. Hatta daha önceki burs kazananlarda bir önceki videoları da bile izleyebilirsiniz. Ve ayrıyeten de şu andaki bizi gözetimci olarak ve onların dışında da üniversiteye videoları gönderiyorlar. Biz sizin için bunları Türkçe altyazıları yapıyoruz ve sizin için bunları sunuyoruz. Üniversiteyi mutlaka araştırın. Çünkü mülakat sonrası biz bu listeye değiştiremiyoruz. Ve sizin de ne kadar itirazınız yadıracağınız olsa da bu senenin ana kuralı listesinin güncellemesi imkansız. O yüzden bu işi ciddiye alın. Benim sunumum bu kadardır. Ben her zaman buradayım sizin için. Instagram sayfanız demeden yazmanız, telefon açmanız, mail yazmanız benim için yeterlidir. 7/24 bu senenin burs başvuruları ve sonrası bitene kadar ben her zaman sizin yanınızdayım. Evet. Hocam, çok teşekkür ederiz bu arada. Ayrıca ben bir şeyin daha altını çizeyim. Lüdmila Hanım çok güzel bir noktaya değindi. Arkadaşlar, bursu verecek olan Rusya hükümetidir. Bizler Sky Education olarak öğrencilerimize zaten Rusya hükümeti burslarında tamamen şirketle kaydolun, olmayın. Tamamen sizin başarınıza ve mülakattaki yeteneklerinize ve verdiğiniz mülakata göre tarafsız bir seçim yapılacağını söyledik. Dolayısıyla Lüdmila Hanım'ın söylediği nokta çok açıktı. Bu konuda herhangi bir şey yok, aracı bir kurum. Yani biz size burs alırız diye bir şey yok. Burs alan şirketler değil, öğrencilerin kendi profilidir. Bu konuda bizde Lüdmila Hanım zaten bu konuda açık ve net bilgileri en doğru kişiden almak için kendisi sağ olsun bugün bize eşlik etti. Burada Zeynep Hanım, ben de bir şey eklemek istiyorum arkadaşlarımıza. Rusevi'nin Instagram hesabından burs konusunda çok fazla duyurular, işinize yarayacak bilgiler paylaşım yapıyor. Biz de yer yer bu paylaşımları kendilerini etiketleyerek yapıyoruz. Reis'in Türkiye hesabını takip ederek size direkt Lüdmila Hanım ve arkadaşlarının paylaşımlarını oradan, daha önceki burs alan öğrencilerin konuşmalarını,
burs konusundaki yine bize az önce yapmış olduğu sunumdaki gibi ve diğer bilgileri Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ekstra bir şey söylemek istiyorum. Yanlış anlamayın, ben bu projenin üzerindeki 5 yıl çalışıyorum ve artık benim de aklımda, yani şöyle düşünün. Sanki benim kadar herkes biliyormuş gibi davranıyorum bazen. Bazen işte aktarıyorum, mesela sizin bugün şimdilik 9 tane paylaşımda bulundum değil mi? Yani resim olarak. Hı-hı. Ama benim kafamda sanki ben size her şeyi anlatmışım gibi. Ama bazı konuları benim düşüncesizliğimden ya da benim sizin bunu bilmiş olduğumuzu düşünerek eksik bir şekilde aktarmış olabilirim. O yüzden biz geçen sene mesela Rusya bursları videoları yapmaya başladığımızda, o köşeyi yapmaya başladığımızda benim asıl amacım şudur. Daha önce bursu alan kişilerin kendine puf noktaları aktarsınlar. Belki bizim düşünmediğimiz ya da bilmediğimiz, belki size bir paylaşımda ya da destek verebilirim. Mesela Yüce Hanım daha önce bursu hocam kazandı. Hatta ilk gelişini ben hali hatırlıyorum. Apayrı bir kişiydi. Çekingendi, utangaçtı. Ondan sonra mülakatı ben az açık kaldım. İnanın bana. Çünkü geliyordu her zaman, Ludmila Hanım nasıl kendini ifade edeyim, ne konuşayım, bu sorarsa, şu sorarsa ne yapayım, ne diyeyim. Dedim ki yani tabii ki sen buraya gelenlerden birisin ve senin için bir istisna tanımayacağım ne yazık ki. İstesem dahi yapamayacağım çünkü tek kararı ben vermiyorum. O gün Ayüce sunumunu yaparken ben ağzı açık kaldım. Dedim ki ben bu üniversite hakkında bu kadar bilgileri bilmiyordum. Bildiğiniz istatistik çıkarttı bizi. Biz böyle bakıyoruz. İşte şu kadar kişi, bu kadar metrekare, yani neredeyse sınıfa kadar girmiştir. Biz dedik ki bu kişi ne istediğini bilen bir kişidir. O yüzden biz ona es geçersek, yani ona burs vermeyeceğiz de kimi vereceğiz dedik. Bunu hem fikirdik o gün toplantıda ve direkt zaten oradaki büyük yıldızını bizden almıştır. Bir hafta boyunca tingil tingil buradaki, acaba benim sonuçlarım çıktı mı diye. Biz bunu zaten baştan biliyorduk ama birazcık o heyecanı yaşasın diye son gününe kadar sakladık. Ve o günkü mutluluğunu biz hala hatırlıyoruz. Hani benim öğrencileri şu anda sorarsınız, belki isimleri unutabilirim. Belki bir şey anlatabilirim ama ufak, yani her senenin yıldızları oluyor ve ne kadar da isim unutsam da neredeyse herkese tanıyorum. Ve bursu kazanan kişilere inanın bana, işte bazıları diyorlar ki işte o kazandı da onun not ortalaması daha düşük. İşte biz aynı okulda, lisede, işte aynı sınıfta oturduk da o benden daha kötü. Arkadaşlar siz böyle bu şekilde düşünebilirsiniz ama bizim giden, Rusya'ya giden kişilere gerçekten başarılı bir yıldızdır. Herkes. Ama herkesin özellikleri farklı ve biz bazen onların başarıları, yani göz ağız açık kalıyoruz. Biri kitap yazıyor, biri sergileri açıyor, biri ne bileyim işte sunum yapıyor, biri konferans toplanıyor. Hani yapıyor da yapıyor. O yüzden sizin de onların arasında görmek isteriz bu sene. Tek bir şey ekstra daha söylemek istiyorum. Bu başvuru yaparken mutlaka ailenizi danışın. Çünkü görüyorsunuz şu andaki sadece Türkiye değil tüm dünyanın ekonomik krizin altında ve bursu kazandıktan sonra iş bitmiyor. Çünkü oraya gitmesi, yemesi, içmesi, oradaki 5 yıl en az ya da ne kadar süreli gideceğimi düşünüyorsunuz. Sizin arkanızda bir destek veren bir aile olmak zorundadır. O yüzden tüm kararları onlarla birlikte alın. Başka ekstra soruları varsa arkadaşlar. Müdmin Hanım, öğrencilerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın genel olarak sorularını topladık. Müsaadenizle ben onların adına size sormak istiyorum. Şimdi öncelikle altta dersimiz olursa bursumuz kesilir mi? Bursumuz hangi durumlarda kesiliyor? Şimdi ben genel bilgileri paylaşacağım sizinle. Çünkü bizim bilgimiz bu kadardır ama her üniversitenin değişiklik ve iç kurallara gereği farklılık gösterebilirdir. Normalde 30 gün 60 saat kadar devamsızlık olursa, 60'ın üstü olursa bursu kesilebilme imkanı üniversitede komisyon kararıyla bursu kesebiliyorlar. Ayrıca da bir yılın sonunda 3 tane borcunuz olursa, 3 tane farklı bir branşınız borcunuz olursa, bazı üniversite istisna olarak yabancı öğrenciler için özellikle
Bunu diyebiliyorlar. Siz seneye tekrar alttan alırsınız ama iki defa aynı derslere girersiniz ve başaramazsınız. Ne yazık ki bursunuz kesiliyor. Tabii ki bazı üniversiteler çok güçlü ama çok güçlü üniversiteler diyorlar ki ben üç tane de bekleyemem. İki tane benim için yeterli. İki tane borcunuz olursa bunu da kesebilirim. O yüzden bu üniversiteye göre ve onların teyitlerini yaparak girişmeniz lazım bu işlemlere. Ben bazen öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Üniversite belli olduktan sonra sonuçta sizin tamamen yaz var. Ve bu yaz boyunca siz üniversite yetkilileriyle iletişime geçerek onlardan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Çünkü en temel bilgileri onlardan alabilirsin. Birinci yazdım dediğimiz. Hocam, burslara İngilizce olarak, İngilizce bölüm burslarına müracaat edebiliyor muyuz? Eğer edersek Rusça kazananlara göre şansımız düşük müdür? Rusça başvuranlara göre. Şimdi eğer sistem buna izin verebiliyorsa, tabii ki biz buna engel olamıyoruz ve sizi bunu hayır yapamazsınız diye bir söylemde bulunamayız. Ama çok fazla bir seçenek yok, direkt sizi söyleyebilirim. Bizim önceliğimiz tabii ki yani... Mesela şahsen benim. Madem Rusya gidiyorsunuz niye İngilizce okursunuz? O yüzden de benim şahsi fikrim ben bu bursa Rusça eğitim almak isteyen öğrencilere veririm. Ama benimle aynı fikrim olmayabilir. Ve bazen arkadaşlar da şunu direkt söyleyebilir. Mesela iktisat bölümleri. Rusça bilseniz ne olur? Rusça bilmeseniz ne olur? Çünkü neredeyse iktisat bölümleri tamamen İngilizce üzerindeki. Mesela IT bölümleri İngilizce üzerinde. İngilizce bilemezsiniz zaten bu meslekte başarılı olamazsınız. Yani demek ki her şey farklı. O yüzden buradaki komisyon üyelerinin son kararı veriliyor tabii ki ama sistem izin verebiliyorlarsa siz bunu kontrol edebilirsiniz. Şu anda bizim education web sayfası kapalı ama Rusya Milli Eğitim evet. Bakanlığı www.russia-edu.com web sayfası açık ve onların oradaki ana sayfa üzerindeki arama motoru mevcut. Bu web sayfa üzerindeki mevcut olan üniversite ve bölümleri ve onların hangi dilde eğitim verildiğini kontrol edebilirsiniz. Yalnız sadece Rusça ve İngilizce bu web sayfası. Bizim Education dersi açıldığında Türkçe olacaktır. O yüzden aynı listede orada görebilme imkanınıza sahip olacaksınız. Peki burslar geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak hangi bölümlere verildi? Bunun bölüm özelinde bir kontenjanı var mıdır? Yok. Ve lisans, yüksek lisans doktora olarak da belli bir kontenjan var mıdır? Yok arkadaşlar, bizim toplam bu sene 250 kişi kontenjanımız mevcut. Ayrıca da sadece 5 kişi sanat bölümlere ayrılmış. %20 kadar tıp bölümlere verilmiş. Geri kalanları bizim inisiyatifimize göre. Şimdi işte mesela lisansı biz bu kadar verdik. Lisansın içerisindeki IT bölümleri, mühendislik, filolojidir, şudur, budur vesaire olması imkansız. Çünkü her sene başvuran sayısı ve onların talepleri değişmektedir. O yüzden biz bunu bakmıyoruz. İşte buna verelim, şuna verelim. Yıldız olan kimse ona verelim. Peki. Ben bir soru sorabilir miyim Ayıca Hanım, müsaade ederseniz? Ludmila Hanım, öğrenci arkadaşlarımız bu başvuru için sitenin açılacağı zamanı çok merak ediyorlar da siz Instagram hesabınızdan başvuru açıldığını duyuru yapacak mısınız? Mutlaka. Biz dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı bize en azından şu anda Kasım'ın başında söylüyor ama tarihi belirlemeden. Onu anlattığınızda dinledim de hani evet, duyurusunun yapılacak değil mi siz tarafından? Mutlaka çünkü arkadaşlar inanın bana bazen gece bile yazışıyoruz biz Instagram'da çünkü yani buradaki benim tek bir projem bu değil. Benim aslındaki asılım görevi özel kalemim ve diğer işlemleri tabii ki bitmiyor ve benim öğrenim öğrencilerle konuşabilme fırsatı bazen sadece akşam veya gece olabiliyor. O yüzden inanın bana gece 3'te mesajlaştığım oluyor. Çok teşekkür yani, ederiz. Çok bu arada evet izleyen arkadaşlar hem bizim Instagram hesabımızdan hem de Reis'in Türkiye'nin Instagram hesabından biz de kendileri duyurduğu zaman duyuracağız. Takip ederek sitenin açıldığı zamanı öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Devam edebilirsiniz. Mutlaka. Lülümin Hanım, bursu kazandıktan sonra örneğin hazırlığı ben Yekaterinburg'da okuyup birinci sınıfta Petersburg'a geçebilir miyim? Okul değişikliği mümkün müdür? Bu çok ama çok zor bir husus.
Şimdi o yüzden zaten vurguluyorum, tercih yaparak birazcık kriterleri önceliklikleri gerekirse listeye bile oluştururum. Benim önceliğim ne işte? Direkt uçuşum, yok oradaki maddiyatım, oradaki beklentim, daha önceki oradaki arkadaşlarım, memnuniyeti vesaire falan. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Mesela bölümlerin arası geçiş yapamıyorsunuz. Öncelikle mühendislik seçtim. Şu anda tıp okumak istiyorum. Öyle bir şey yok. Mühendislik alanı içerisindeki farklı alanı tercih edebilirsiniz. O da ikinci sınıftan itibaren. Ayrıca üniversitenin değiştirmesini aşırı derece zor ve en az 6-7 ay kadar bir bürokrasi yazışmaları içeren bir prosedür. Çünkü öncelikle hazırlık sınıfı bitirmiş olacaksınız. Birinci sınıfı, birinci dönemi okuyup ikinci dönemden itibaren bu işlemleri başlatabiliyorsunuz. Nasıl? Öncelikle geçiş yapmak isteyen üniversiteleri rektoruna dilekçe yazıp işte ben burs kazandım, şu anda burada okuyorum ama hayalim sizin üniversite, siz de bana aynı bursun kapsamında kabul etmek ister misiniz gibi yazı yazıyorsunuz. Onlar da sizi yazılı bir şekilde, o yazıda ne zaman geleceğini kimse bilmiyor, yazılı bir şekilde cevap veriyorlar. Olumlu ise o zaman bizi ya aynı dilekçe yazıyorsunuz. Şimdi ben üniversite değiştirmek istiyorum. Biz genel olarak herkese evet söylüyoruz. Ama biz de bunu yazışmaları ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Normalde işte bir aya kadar bekleme hakkımız sahibiz. Ben hızlı bir şekilde herkese cevap yazıyorum. Üçüncü olarak da mevcut olan okulunu rektora hitaben üçüncü dilekçe yazıyorsunuz ve ondan da olumlu cevap alıyorsunuz. Ancak bu üç tane olumlu cevabını aldıktan sonra Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'na yazıyorsunuz ve onların kararını bekliyorsunuz. Ve bu inanın bana her zaman olumlu olmuyor ve hiç de kolay değil. O yüzden de şu anda ilk tercih yaparak sizin istediğiniz altı üniversite olsun. Çünkü yarın öbür gün yok benim üçüncü tercihim geldi, ben onu hiç istemedim. O zaman niye istediğini, istemediğini yazıyorsun? Niye araştırmadan bunu ekliyorsunuz? Sırf sadece olsun diye yapmayın. Çünkü bu sizin kaderiniz. Yarın öbür gün biz bunu değiştiremiyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. Ay yüce bu kişiyi tanıyor. Orada da beni, evet, şu anda beni burada izliyorsa veya onu tanıyanlar olursa isim vermeden konuşacağım. Bir erkek öğrencimiz var. Yedekten bursu kazandı. Neredeyse 2 sene mi 3 sene önce. Kasım ayında onun açıklaması geldi. Herkes artık eğitime başlamış oluyor. Diyor ki ben işte Sankt Petersburg Politeknik Üniversitesi istiyorum. Ama ne yazık ki ikinci seçeneğe çıkmış, Ural Federal Üniversitesi çıkmış. Bir yıl önce eğitim görmüş orada. Yok dedi, ben hayalimin peşinde gideceğim ve transfer talebinde bulunacağım. Ettik, kabul ettik. Sankt Petersburg'a gitmiş, hiç geri mutlu geldim. Olmamış orada ve ikinci seneye tekrar bizi diyor ki beni geri gönderin. Şimdi arkadaşlar, onu da yeni de tekrar geri gönderdik ama inanın bana şu anda bana gece bunu ismini söylesem benim gözüm böyle tikim oluyor. Hocam hiç şu an öğrenci değil. Burada yakinen tanıyorum. Ne hissettiğiniz o göz seyirmesini ben de yaşıyorum. Evet yani tabii ki çok tatlı bir çocuktu. Yani gençliğini veriyorum, sizin heyecanınızı veriyorum. Tabii ki sizin sonuna kadar herkesi destekleyeceğiz ama hiç de kolay değil bu iş. Ve o transferle uğraşırken eğitiminden eksik kalıyorsunuz, ondan emin olun. Evet. Şimdi bir diğer sorumuz olan başvuru sürecinden sonra, yani bursu kazandıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Sizinle mi devam edeceğiz yoksa kazandığımız okuldan kabulün gelmesi, davetiyenin gelmesi gibi sadece iletişimimiz okulla mı olacak? Şimdi dedim ki biz hiçbir zaman iletişim kesmiyoruz. Kazansanız da mezun olsanız da bile bizim evimiz her zaman sizin açık ve iletişim hiçbir zaman kopukluğu yaşamayacaksınız. Ama biz Rus evi olarak sadece ve sadece mülakata kadar ve mülakat sonrası evrak toplamasına kadar sizinle birlikteyiz resmi olarak. Bu bizim görevimiz. Birinci etap. İkinci etap, sizin anketiniz Rusya'ya gittikten sonra siz tamamen Milli Eğitim Bakanlığı oluyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizin anketinizi üniversiteye sunduktan sonra ve üniversite sizi kabul ettikten sonra siz okula bağlı olacaksınız. İşte soru mesele geliyor.
Ben artık üniversiteyi yerleştirdim. Benim bursum işte 2500 ruble bana yatmıyor. Arkadaşlar bu soru bize değil. Artık o okula ait. O yüzden biz resmi olarak birinci etapa kadar sizinleyiz. Yani ortalama sizi söylüyorum Şubat-Mart'a kadar. Geri kalanı benim şahsi inisiyatifim ve bizim sizi duygusu. Yani tabii ki her zaman sizinleyiz ama mümkün olduğu kadar ilk azdan doğru bir şekilde cevap almanızı tavsiye ederiz. Burada az önce bahsetmiş olduğunuz formu doldururken yazmış olduğunuz maili ve şifrenizi sakın kaybetmemeyin demiştiniz. Yani Rus Eğitim Bakanlığı'ndan okula kaydolduğu zaman öğrencinin size başvuru formunda yazmış olduğu mail adresine mi okul kabulü ve davetiyesi geliyor, size mi geliyor? Şunu söyleyeyim. Mesela Education in Russia web sayfası, başvuru sayfası ve bizim için de kontrol sayfası. Çünkü biz admin olarak oradaki görev alıyoruz. Ve sonra bu sayfadan biz tüm bilgileri Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfaya aktarıyoruz. russia-edu.com. Anket numarası aynı kalacak ama oraya erişim sağlayabilmesi için sizin mail adresiniz ve anket numaranıza ihtiyacınız olacak. Mail adresiniz dediğim gibi bazen millet unutuyor işte. Diyorlar ki ben hangi mail adresine başvurdum da inanın hatırlamıyorum. Biz de yani yüzü gözü kızararak Milli Eğitim Bakanlığı'nı arıyoruz. Diyoruz ki bizim böyle böyle bir spamız var. Bu spa kendine mail adresini unuttu. Lütfen bizi şeyleri söyleyin ki biz kendisini iletelim. İnanın bana bu utanarak bunu soruyoruz. Ama soruyoruz, çözüyoruz. Öğrenci de sonradan işte yok telefon numarası kapattım, ben yeni sim kartımı aldım, benim numaramı değişti ya da vesaire falan. İşte bu bizim için gerçekten çok zor bir işlem. Çünkü bildiğiniz yana yakala arıyoruz. Mesela anketteki öyle bir soru vardı. Sadece sizin iletişim bilgisi değil de sizin belirleriniz ya da sizi bulamadığımız takdirde birine ulaşabilecek kadar. Aynı numarayı veriyorlar, aynı mail veriyorlar, onu da unutuyorlar, bitti. Yani iletişim kopukluğu yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, burada başvuru formunu yazarken mail adresinizi ve gerekli iletişim bilgilerini düzgün bir şekilde unutmayacağınız bilgiler olarak yazın. Burs çıkması halinde bu bilgilerin hepsi size tekrar lazım olacak. O yüzden devamlı kullandığınız mail adresini ya da yeni bir mail edindiyseniz de şifresini falan unutmayın. Teşekkür ederiz. Ben bir soru daha sormak istiyorum öğrenci arkadaşlarımızdan gelen. Sizin yayınladığınız, yüklenmesi gereken istenilen evraklar dışında diğer evraklar adı altında kendi başarılarımızı, spor dalında olan ödüllerimizi vesaire yükleyebiliyoruz. Bunlar ne derece etkili? Bizleri ön plana atar mı? Aktif milli sporcu olmamız bir avantaj mıdır? Bursu kazanmada etkili olur mu? Yani sırf sadece sporcu olduğu diye biz bursu vermiyoruz ama tabii ki dediğim gibi üniversitelere sadece eğitimden ziyade öğrencileri, öğrenci hayatı da önemli. Çünkü üniversite bazen spor takımı kuruyorlar, bazen ne bileyim işte IT takımı kuruyorlar, yarışmalara katılıyor, uluslararası yarışmalara katılıyor. Böylece üniversitenin kendine reytingleri yükseliyor. Ve onlar da tabii ki bu konuda başarılı öğrencileri istiyor. Ayrıca şunu şöyle düşünün, sadece eğitim hayatında başarılı olan değil de kendini özel hayatında, spor dalında ya da ne bileyim herhangi bir farklı kollarında başarılı olan kişiler gerçekten hem beyni farklı çalışıyor hem de hayata bakış açısı bile farklı. O yüzden sadece işte ben böyleyim, benim dersim %100 not ortalamam vesaire falan düşünenler yanılıyor bazen ama işte farklı. Gerçekten inanın bana farklı ama olursa daha fazla puan artışınız olacak. Bir de ikinci olarak da sebebi nedir? Neden biz bunu talep ediyoruz? Örnek vereyim. Biz sizi yüz yüze mülakatı çağırdık. Siz heyecanlı olsanız olmasanız bir şekilde sizin hakkında bir portre, bir şeyleri fikir olabiliyoruz. Ama sizin anket Rusya'ya gittikten sonra orada bir devlet memuru ve o devlet memuru en az bir 15 yani 1000 kadar bir anket kontrol etmek zorundadır. Açıyor diyor ki evet Ahmet, evet Kurt, bir bakayım. Hiçbir şey de göremiyorum. Diplomu var, transkripti var, pasaportu var ama başka hiçbir şey yok. Bir de açıyor başka birine, Mehmet açıyor. Mehmet'in de var da var.
İşte siz olsanız kimi seçersiniz? Çünkü buradaki insan kriterleri olduğunu hiç unutmayın. Sizi üniversite seçerken orada bir devlet memuru oturuyor ve sizin hakkında hiçbir fikriniz yok. Kendinizi CV mi atarsınız? Kendine ne bileyim işte video mu yazarsınız? Çünkü mesela evet inanın bana buradaki halay çekenler oldu. Ben bunu Moskova'ya ya da Rusya'ya ya da bu üniversiteye aktarabilir miyim? Hayır. Ama bu kişi benim gönlümü yani sahibi olmuş o gün. Benim yıldızım. Şimdi bu horonun video çekerek ben sisteme yükler miyim? Yükleyemem. Ama o kendine ne bileyim işte daha önce bilmem ne belediyesinden ne bileyim 29 Ekim'in konserinde horon çeken birisinin sertifikası alırsa ben bunu bir şekilde ispatlarım değil mi? Şimdi bu sertifika o yüzden önemli. İkinci etapta da bu evrakları Türkçe olursa Rusça çevirisi yapın. Gerekirse Google Translate kullanın. Ama not onay yapmadan yani bu maliyeti katlamadan. Peki ben... Oradaki karşı tarafta sizin hakkında bir fikir sahibi olsun. Evet. Peki ben bu soruyu Ural Federal Üniversitesi özelinde sormak istiyorum. Burada üniversitenin dekanatlığı bize şunu söylüyor. Ara sınıftan başvuracak öğrencilere. Bursunuza başvurun, kazandığınız takdirde eğer ki geçmiş yıllarınıza başarılıysanız, altta dersiniz yoksa ben sizi kaldığınız yıldan devam ettiririm diyor. Bunu üniversitenin dekanatlığından gelen bir bilgi bu. Bu noktada sizler müdahale ediyor musunuz? Hayır, birinci sınıftan başlamanız gerekiyor diye sizin kesin bir şartınız var mı? Yoksa bu kural üniversite özelinde değişiklik gösterebilir mi? Şimdi Ural Federal Üniversitesi kendinin kanalı Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendine seçimini, kendine bursunu verebilir ise böyle bir şey istisna olarak yapabilir. Ama biz anketi Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerindeki gönderdiğimiz için kurallı tek bir kurallı Milli Eğitim Bakanlığı burs kazandığı takdirde birinci sınıftan itibaren başlamak zorundadır. Yani o aslında onlar... Türkçe'si adı altında burs kazandığında aslında bu durum çok da mümkün değil. O zaman orada okul eksik bir bilgiye sahip. Ben burada arasından okul yok. Mesela şöyle bir şey var. St. Petersburg Devlet Üniversitesi, High School of Economics Üniversitesi, Ruden Üniversitesi, Ranepa Üniversitesi ve birkaç tane daha olabilir. Şu anda aklıma gelmiyor. Ural Federal Üniversitesi'nde var mı yok mu emin olun bilmiyorum. O yüzden yanlış aktarmak istemiyorum ama bu üniversitelere Milli Eğitim Bakanlığı tarafında ayrıyetten bizim bursumuz dışında kontenjan veriliyor. Ve herkesi farklı, her üniversite farklı. Belki onlar bu kontenjandan bahsediyorlar. Onu bilemiyoruz. Ama burs kazanıp da Milli Eğitim Bakanlığı onları 5 yıl boyunca, mesela örnek vereyim, lisans okuyacak. 5 yıl boyunca bu öğrencinin hakkında ödenek sağlayacaksa bu üniversite, ama üniversitede uyanıklık yapıp da 3. sınıftan itibaren onu alırsa, 2 yıl okutup da sonra 3 yıl boyunca ücret alınırsa, bu usulsüzlük. O yüzden bu üniversitenin büyük ihtimalle kendine kontenjandan bahsediyorlar. Olabilir. Peki bursu kazandıktan sonra referans mektubumuzun İngilizce olabilir mi? Yoksa tüm evrakların Rusça olma şartı mı var? Mümkünse Rusça çevirirsiniz daha iyi olur. Notur onay olmadan tabii ki. Çünkü devlet memuru, herhangi bir üniversitenin devlet memuru İngilizce bilmek zorunda değil. Belki o Çince biliyor, belki Fransızca biliyor. O yüzden sizin seçiminizi etkilememek adına mümkünse evrakları Rusça olmasını talep ediyoruz. Pekala. Öğrenci arkadaşlarımızdan bize gelen sorular bunlar. Çoğunu da zaten siz sunum yaparken anlattınız. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hocam'a vereyim ben sözü. Sipariş etmek için bir şeyler varsa. Evet. Teşekkür ederim Ayvi Hocam. Ayvi'ye evet bize teşekkür ederiz. Sorularımız öğrenciler için sağ olsun. Çok da fazla destek alıyor. Sorular ilk ona gitti. Ama bir toplantıdayken bir taraftan yazan öğrenciler oldu ek sorular. Birkaç sorumuz var ve en sonunda ben sizin önemli altınızı çizdiğiniz 2-3 noktayı da kapatırken toparlayacağım. Çünkü bazı konularda cidden yanlış anlamalar olabiliyor. Şöyle, benim soracağım sorulardan birincisi şu. Çok güzel bir noktaya dokunduk. Sadece okul başarısı değil, sosyal hayattaki başarıları da önemli öğrencilerin. Örneğin daha önceden dil eğitimi almış olması, enstrüman çalması gibi. Peki dil eğitimi alan öğrenciler bunları bir şekilde yükleyecekler, sertifika lazım. Yani bir kursa gittiyse de bu sertifika da yeterli değil mi? İlla ki IELTS, TOEFL gibi uluslararası bir sınava mı ihtiyaçları var?
Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey talep etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazı kurumları AYS'de, LYS'de, işte TOEFL'ı da satmış da olabilirler ya da bunu sahtesini de bile yükleyebilir. Biz çünkü onları kontrol etmiyoruz. Bizim buradaki, yani bir de şöyle bir şey olabilir. Şöyle düşünün, bizim burs başvurumuz sonbaharda başlıyor. Mülakatımız Aralık'ta. Öğrenci şu anda mesela hazırlık sınıfı öğrencisi. Yani daha yeni yeni başladı Rusça öğrenmeye ve Rusçasının neredeyse hiç yok. İlk 3 ay çünkü sadece kulak dolma yapıyorlar. İkinci dönemden açılıyorlar genelde. Şimdi bunun Rusçası kontrol etmek neredeyse imkansız. Ve senenin sonu ne olacağını biz bilmiyoruz. Hani öğrencinin şu anda mesela bu böyle bir durumda sadece öğrenci kimliğini veya paralı eğitim sözleşmesini sisteme yükleyebilir. Biz böylece de düşünürüz ki evet şu anda en azından kendi imkanıyla gitmiş ve oradaki kendi çabasıyla Rusça öğrenmeye çalışmış birisi. Geçen senenin örneğinden almış olursam, St. Petersburg Devlet Üniversitesi paralı bir şekilde eğitim alan hazırlık sınıf öğrencisi bursu kazandı. Eğitim bursa talebinden tekrar hazırlık sınıfını etmedi. Üniversiteye geldi ve üniversite diyor ki senin Rusçan yetersiz. Ama hazırlık sınıfı talebi yok. Milli Eğitim Bakanlığı yazışmaları başlattık ve Milli Eğitim Bakanlığı ikinci sınıf zorunlu olarak, ikinci sene zorunlu olarak hazırlık sınıfını kılmış ona. Diyor ki çünkü öbür türlü sen eğitimini alamazsın. Çünkü yani yok, o Rusça yok sende. O yüzden daha önceki son 3 yıl bizim için önemli. Çince gidebilir, Japonca gidebilir, Fransızca gidebilir, farklı kurslara Rusça da gitmiş olabilir, A1 seviyesi şey alabilir. Hani böylesine en azından ki ne kadar çeşitli insan olduğunu bizim için de bir bakış açısı aslında olabilir. Rusça diline sizin avantajınız asla hayır. Belki siz şu anda buradaki A1 öğrenmişsiniz ama gidecek olan kişi belki 1 yıl içerisinde neredeyse C2'ye yükseltecek. Bunu hiçbir garantisi yok. Tabii ki avantaj ama son kriter değildir. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bana arkadaşlar Lüdmila Hanım'la hazır konuşurken söyleyeyim. Şimdi bana şunu soruyorsunuz. Şu benim için burs var mı? X, yani örneğin beslenme ve diyetisyenlik bölümü Türkiye'de var. Mesela bu bölüm için burs alabilir miyim? Arkadaşlar şimdi bunu Lüdmila Hanım tabii daha iyi açıklar. Benim tahminim şu. Siz hangi bölümü istiyorsanız onun hangi üniversitede olduğunu sizin araştırmanız gerekiyor ve bursa başvururken seçmeniz gerekiyor. Ludmila Hanım'a ben sadece şunu sorabilirim. Sizin şu bölümlere burs vermiyoruz dediğiniz bir bölüm var mı? Hayır. Evet. Dolayısıyla gemi kaptanlığı olsun, beslenme diyetetik olsun, burs kapsamı dışına çıkan bir bölüm yok. Ama siz hangi Tek okulda, bir hangi şey bursla? buradaki nokta var. Çok özür dilerim Tabii, Zeynep buyurun Hanım. lütfen. Bunu Lütfen buyurun. es geçmeyelim. Pilot olmak isteyen adaylar, yabancı öğrenciler direkt pilotaja gidemiyorlar. Öncelikle Evet. makine mühendisliği okumak zorundalar. Ondan sonra diploma aldıktan sonra pilotaj ayrıyeten gidebiliyorlar. Ludmila Hanım, bu açıklamanız için ayrıca çok teşekkür ederim. Maalesef Rusya'da pilotaj okumakla ilgili bazen yanlış bilgiler verilebiliyor öğrencilere. Bu açıklamanız için ayrıca çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, pilotaj okumak isteyen varsa aranızda bu noktaya lütfen dikkat etmenizi istiyoruz. Çünkü daha sonradan öğrendiğiniz bir şey sizin sorununuzu çözmez. Bilerek hareket etmek gerekiyor. Onun dışında zaten kaç öğren... Bu arada sevindik. 250 Evet, kontenjanımız var bu rakam sene. çok güzel. Çok mutlu olduk. Çok Evet. teşekkür ediyoruz bunun için. Daha sonra soracağım. Şimdi hazırlık öğrencileri için bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar siz hazırlık öğrencisi olabilirsiniz. Bazılarınız burada hala gitmedi. Bazılarınız orada. Ama bakın siz henüz lisans öğrencisi değilsiniz. Üniversite hazırlık okuyorsunuz. Ludmila Hanım da yanlış söylüyorsam düzeltir ama siz anketi doldururken kendinizi lise mezunu olarak göstereceksiniz. Üniversite mezunu olarak değil. Buna lütfen Evet. dikkat edin. Tabii ki orada bir not yazabiliyorsanız ben hatırlamıyorum şu anda başvuru ekranını ya da mülakatta Rusya'da hazırlık okuduğunuzu belirtin lütfen. Çünkü bu sizin de ne kadar Rusya'yı istediğinizi göstermiş olacak. Bu önemli. Ama siz lütfen lise mezunu olarak başvurun. Anlaştık mı? Evet. Onun dışında arkadaşlarımın bir sorusu varsa chatten bir bakayım. Özelden mesajlar geldi. Bir de daha önce
cevaplanan soruları isterseniz tekrarlamayalım Hükmen Hanım da fazla vaktimi almamak için. Evet, biz bu o görüntünün... yüzden zaten aynen seçerek sordum. Onu bir hatırlatmasını yapalım aynen. İsterseniz. Evet, o yüzden seçerek sordum zaten. Şimdi son bir soru bir şey düzeltmek istiyor. Bir öğrencimiz anlayamamış, ben sizden bir daha dinleyeyim. Yani ben biliyorum sorunun cevabını ama sizden dinlesinler. İlk aşamada evraklar Türkçe yüklenecek. Mülakata girdikten sonra burs almaya hak kazandıktan sonra Rusça'ya çevirecekler. Doğru mudur Lüdmila Hanım? Doğrudur. Mevcut olan çeviriniz varsa tabii ki şimdiden de yükleyebiliyorsunuz. Ama asıl listeye girecek olan adaylar ikinci etapta tüm evrakları Rusça çevirecekler. Dek kontenjana girecek olanları tüm evrakları toplayıp Türkçe evet. olarak sistemi bekletecekler. İlk etapta pasaport bile zorunluluğu yok. Kimlik, diploma, transkript ya da güncel transkriptini Türkçe olarak eklemeniz yeterli. Hiçbir sağlık raporu biz şu anda istemiyoruz. Hiçbir maliyete şu anda girmenizi istemiyoruz. Sizin bursa başvururken hiçbir şekilde maddi kaybınız olmasını istemiyoruz. Siz bir öğrencisiniz. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Ayırdığınız vakit için bu kadar yoğunluğunuza hem kendi öğrencilerimiz adına bu toplantıyı YouTube'a yükleyeceğiz. Kanalımızın bir sürü takipçisi var. Murat Bey'in de özel sosyal medya hesabına ulaşıyorlar. Oradan da en azından görebilirler. Evet, çok teşekkür ederiz. Benim son bir şey söylemem kaldı. Buradaki heyecanı bekleyen, heyecanla soru soran, heyecanla umut eden kişilere hepinize başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde asla ve asla kendini hayalinizde vazgeçmeyin ve işini yolunu bırakmayın. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz Lütfiye Hanım yayınımıza katıldığınız için de merak eden arkadaşlarımızın tüm sorularını cevapladığınız için kendim adıma, arkadaşlarımızın adına ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lüdmila Hanım, ayrıca ben az önce söylediğiniz gibi gece gündüz dönüyorum mesajları dediniz. Tüm Türk öğrenciler adına çok çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzleyen arkadaşlar, katılan arkadaşlar size de ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkürler. O zaman kapatıyoruz yayını arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Zeynep Hanım? Evet, evet Murat Bey. Tamam o zaman görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.